Tamam mıyız abi? Tamam abi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Esasat-ı Nuriye. Bugün de hürmet etmek. Hürmet. Hürmet etmek. Dustur mudur, esas mıdır? Esas. Yani o kadar temel midir yani? Bakayım ne diyor? Hürmet etmek esasmış. Esas yani olmazsa olmaz. Yani aslımız. Şöyle bir şey yapalım. Dustur. Destur. Şimdi iman esasları dustur olsa, 6 tane iman esası, anladık. Onun bir de dibi var. 6 tane iman esası da 2 tane şeyden neşünemab olur. Oradan kaynaklanır. Eşheden la ilahe illallah ve eşhede enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demek bir. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah için Allah'ın düşmanlarına dost olmamak. Allah için dost, Allah için düşman olmak. Şimdi bu iki tanesi esastır, 6 tanesi dustur, misal. Şimdi, hürmet, hurmet geliyor. Haramın kök harfleridir. Haram, haram. Risale-i Nur, meşruiyet şartları dairesinde hürmeti emniyetli bir seciye ve esas olarak nazara verir. Yani insanın kazandığı bir seciyedir arkadaşlar. Hep derim derste, at, köpek dahi eğitiliyor. Allah'ın verdiği her şeye bak Yusuf, her şey eğitilir. Yani bil kuvve verilmiş, bil kuvve ağacın çekirdeğidir. Allah ne vermiş? Şefkat, muhabbet, aşk, hürmet, duygular hep verilmiş. Mesela şefkati yönetemezseniz ya zalim olursunuz, tefriti. İfratı ise, ifratının nerede diyor şefkatı? Kastamonu 77 de diyor. Evet, marazi, marazi neydi? Sakamı kalbi, marazi ruhi, sakamı kalbi. Evet, sakamı kalbi marazi ruhidir. Bak zarar oldu. Ama hiçbir sıfat değil işte. Mesela yerinde olsun diye söylüyorum. Başka yerde yok, mektubatta yok. Uhuvvet Risalesi var ya küçük, onun arkasında bir mektup var. Sufor'da var. Mesela diyor ki, cesaret çok iyidir. Cömertlik çok iyidir. Sahabet. Peki, şefkat çok iyidir. Kime ne kadar, bak şimdi ne diyor. Cömertlik diyor, cömertlik kadına iyidir, erkekte çok iyidir. Kadın çok cömert olursa ahlakı seyyidir. Kötü ahlaktır. Mesela cesaret. Kadın çok cesur olursa ahlakı seyyid. Erkek çok cesur değilse, cesur değilse o da ahlakı seyyid. Yani bak yer değiştirdiği zaman farklı oluyor. Çünkü kadın mesela ihsan eder. Cömert olur ama çok cömert olursa namusunu da vesairesini şey yapar, payman eder. Onun için erkek de çok iyidir. Erkek çok şefkatli olmaz, ahlak-ı seyyiyedir. Kadın şefkatli olmaz, çok şefkatli olur. Yani bakın ne kadar yerinde haktır. Hürmet de haddini bilip hududunda kalmaktan gelen halit-i ruhiyenin eylemsel davranışıdır hürmet. Hürmet, Müslüman bir cemiyette küçüklerin büyüklere yaş veya, bunlar lügat veriyorum. Diyaneten ilim ve hamiyet fedakarlık, ilim, hamiyet, fedakarlık, dirayet gibi faziletler itibariyle kendinden üstün olana karşı kalpte duyulan his ve bu hissin neticesi olarak da
o şahsa karşı tavır ve hareketlerinden gösterilen edepli davranış diye tarif edilebilir. Bu lugat. Evet, hürmet bir kimsenin şahsında bulunan İslami ahlak. Bir daha, hürmet bir kimsenin şahsında bulunan İslami ahlak, fazilet ve meziyetlerinden dolayı o zata karşı kalpte duyulan bir his ve bu hissin fiile tezahürü olduğuna binaen, demek ki kalpte var olan bir şeyin fiildeki halidir. Fiil. Yani kalpte var mı? Mesela fiiller neydi? Kalbin ve hissin temayülatından çıkıyor. Fiillerin kaynağı akıl değil. Yani davranışlarımızın kaynağı, zemini akıl olsa alimler hata yapmaz. Çünkü biliyor. Peki davranışlarımız nedir? Bu ilim bütünlüğünden süzgeçle süzülüp izan ve kalbe inerse bu ilim kalbe ne kadar inerse fiil olur. Üç taneye ayırmayın arkadaşlar birbirine. Fiil, kan, akıl. Fiilin kaynağı akıl değildir. Akıl olsaydı, bak bir daha söylüyorum. Fiilin kaynağı akıl olsa bilen bildiği gibi yaşamak zorunda kalacaktı. Cebir olurdu. Ve hiçbir alim hata yapmazdı. Bildiği gibi yapıyor. Hayır. Fiilin zemini kalbin ve hissin temayülatından çıkıyor. Ama akılla kontrol edebiliyor. Tabii. Akılla zaten bunu oluşturuyorsun. Akılla içeri alıyor. Dışarı çıkarken de akılla kontrol ediyor. Girip çıkarken. Mesela size bir şey söyleyeyim. Hard diski bir adam kütüphane gibi bilgiyi doldurdu. Özenmeyin ona. Vay ne alim. Ona alim deniyor da. Yani çok ezberlemiş, çok biliyor. Külliyatın atıflarını da, onu sorsan tak 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 Google gibi yani. Her şeyi biliyor. Gösteriyor. Siz Google'a, hard diske, bilgisayar alim diyor musunuz bunu? Değil. Nedir biliyor musun? O bildiği şeyle, o bildiğini muhakeme ederek ilmi siyaset zemininde kim kime, neyi, ne zaman, ne kadar, ne vasıflarla ifade edecek ilmi, haleti ve davranışı olana özenin. Yani buna kısacası muhakeme diyoruz. Muhakemeli adam ve muvazeneli adam. Muvazene, bir elinde metre olacak, bir elinde kantar olacak. Metre. Sütü metreyle ölçemezsiniz. Kumaşı da litreyle ölçemezsiniz. Bakın, kafamızda olanı, kalbimizde olanı girip çıkarken metre ve kantar. Bu muhakeme ve muvazene. O adama özeni. Muhakemeli ve muvazeneli hakikaten yerinde ya. Mesela dört tane. Kim? Yani mesela kim? Kime, nerede, ne zaman, ne miktar yapacak diyecek. İlmine, ölçüsüne hakim olan zat muvazeneli ve muhakemelidir. Kur'an'ın icazından birinden değil, kelama kuvvet veren dört şeydir diyor. Mütekellim, muhatap, makam, maksat. Evet. Nereye kuvvet veren? Yani kelama kuvvet veren. Evet. Mesela Kur'an niçin böyle Kur'an'a benzer kelamlar söyleyebilir beşer? Niçin kuvvetli değil? Çünkü içerisinde ilim, irade, kudret yok ve ona kuvvet veren bir, mütekellim. Kim demiş? İki, muhatap. Kime demiş? Üç, maksat. Maksadı neydi? Dört, makam. Makamı neydi? Sucunun, gusun, hattın, battın, mutalan, bunlar çok acayip. Adam mealini ezberlemiş ayet ve hadiste. Vay şey ya. Bu sucunun, gusunun, hattın, battın, mutalan, ahkam mıdır, tefekkür müdür, ibret midir? Ondan sonra nasih ve mensuh mudur? Bilmeden. İşte bunlar ne için söylüyorum? Muvazene ve muhakeme. Muvazene ve muhakeme.
Yani elinde metre ve kantar olacak. Şimdi İslam'da bir şeyi alırken içeriye, çıkarırken dışarıya ne vardı ölçümüz İslam'da? Edile-i şeriye. Bir, Kur'an. İki, sünnet. Üç, icma. Dört, kıyas. Şimdi bir nur talebesiyiz mesela. Bizim meslek ve meşemiz, davamız var. Şimdi içeriye alacağız ve dışarıya çıkartacağız. Her elimize kitap okunabilir mi? Her o televizyonlara muhatap olur muyuz? Herkes de oturup kalkar mıyız? Herkes her şeyi konuşur muyuz? Vesaire. Bunları bizi kontrol edecek bizde de Edile-i Nuriye var. Neydi abi? Bu da dört tane. Mahkemat var mı mahkemat? Bir. Bak üstünde mahkemat. 49'u açar mısın abi? Lubu bulmayan. Sol taraftaki mahkemat değil mi? O. Değil mi? Bak. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. İki, hakikati tanımayan hayalata sapar. Üç, sırat-ı müstakimi bilmeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazene ve muhakemeyi kaybedenler aldanır ve aldatır. 49. Edile-i Nuriye de bu. Mesela hürmet. Hürmet oradan geliyor. Haramdan geliyor. Her şeyin ifrat, tefrit ve satı var. Bak, hürmetin ifrat edersen ciğerkarlık oluyor. Tefrit edersen tavır oluyor. Vasatı ise kemalat oluyor. Görüyor musun? Toplumun temel zemberiydi. Bir cemaatin de temeliydi olduğunu 5 tane madde var. Herhalde bu Kastamonu'da geçmesi lazım. Evet, Kastamonu 241. Onu okuyacağım. Hürmet çok önemli. Hürmet şahsı yüceltmek değildir. Allah'ın değer verdiğine değer vermektir. Allah'ın değer verdiğine değer ver dediği şeye ve değer verdiği miktar kadar değer vermektir. Allah peygambere değer vermiş. Celle Celaluhu. Allah alime değer vermiş. Tamam. Alime değer vermiş. Alim kimdir? Unutmayın, bilgisayar, hard disk değildir, ezberleyen değil. Bildiğini kalbine kantar ve metreyle, muvazene ve muhakemeyle sokan, içinde olanı, nasıl ki özür dilerim, affedersiniz, gazınız her olur ortam yerde bırakmadığımız gibi, tükürüğümüzü bırakmadığımız gibi, içimizde olanı da her yerde bir anda demeyiz, yapmayız. Ha, içimizde olanı da konuşurken veya davranırken de ölçüsüz, kaydesiz demem. O zaman ne oluyor? O vaktinde atılan tohumdur. Yani mısırı aldınız. Kış var dışarıda. Topraktır tarla. Atarsanız kışın o yetişir mi? Kürür. Peki yaz değil. Bak vakit yanlış. Kayalıklara atarsak bir yerinde atacaksınız, bir de zamanda atacaksınız. Kayalıklara atma, toprağa atma. Toprağa da kışına atma. Yerinde ve zamanında. Şimdi devam ediyorum. Buna göre şayani hürmet olan zatlara hürmet etmeyen kişinin, yani biz zannediyoruz ki kişiye hürmet, kişiyi yüceltiyoruz. Bakın, hürmetin ifratı var, vasatı var, tefriti var. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haşa beşeriyetini öne çıkarıp beni ana babanızdan ve canınızdan fazla sevmedikçe. Onun üzerinde gözüken sıfatları adır bu. Beşeriyetine değildir o. Çünkü insanın üç şahsiyeti var. Beşeriyeti, ubudiyeti, vazife darlığı. Şimdi hürmetin vasatı sünnet-i seniyedir. Kemalattır, erdemliktir. Bu alimliktir. İfratı ise riyakarlıktır. Tefriti ise tavırdır. O davettir yani. Buna göre şayani hürmet olan zatlara hürmet etmeyen kişinin bu hürmetsizliğiyle sebebi hürmet olan kamil sıfat ve meziyetlere takdir hisleri bulunmayan sönük bir kalp ve vicdan sahibi olduğuna manevi değerlere emniyet vermeyen basitlikte kaldığına
veya Enes'ini sevenler başkasını sevmezler sözler 708 hükmünce hissine mağlup olduğuna bir alamet göstermiş oluyor. Bakın, hürmet göstermiyor adam. Kendi bilgisine şey yapıyor, lugatı ezberlemiş, tamam mı? Var ya, yani belki de biziz yani. Külliyatı, yeri söyle, paddeyi söyle. Falan yerden nerede söyle. Lugatını söyle, lugatını da söyle. Vay be! Ama bunu tahakküm aracı kullanır. Evet, ama şöyle, acayip bir şey. Yani buna değil, muvazeneli ve muhakemeli midir? Ona özeli. Mesela ben Peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün sıfatları mükemmeldir. Bütün sıfatları mükemmeldir tabii. Allah şey yapmış, edebeni Rabbi vahseni tevdi. Beni Rabbim edeplendirdi diyor. Ben ona en çok hasta olduğum sıfatı, hasta değil, hasta olduğum sıfatı imandır. Ben de ustada da öyle diyor imanı. Ben de bir nurcuya özendim sıfatı ne biliyor musun? Bir nurcuya ne? Hangi nurcuya özenim? Peygamberden örnek verdim. İmanına hastayım. Bir nur talebesi veya bir Müslümanı ona özendim şey muvazeneli ve muhakemeli insanı nurcuyu çok seviyor. Çok özeniyor. Keşke ben de öyle olan isim diyor. Çok biliyor değil. Çok iyi yaşıyor da değil ha, öyle de değil. Bazen ifrat yapacak. Sahabede de vardı böyle. O mesela maddeye hiç emniyet vermiyor ifrat derecesini sahabe. Bak kaldı tek başına, daha da tek başına öldü. Sen Allah Resulü dedi ki tek başına yaşayacaksın, tek başına öleceksin. Unuttum o sahabelerden. Mektubatta geçiyor. Şimdi Ebu Zer'i Güffari galiba. Şimdi bir nur talebesi de böyle en kaliteli, özendiğim bir elinde metre, bir elinde de kantar. Muvazeneli ve muhakemeli ise onun tadına da doyulmaz. Dünyada en lezzetli şey güzel ahlaklı insan. En lezzetli şey. Diğer lezzetli şeyler ani ve fanidir. Ya o zamana ya o mekana hastır. Bitiyor o. Ama güzel ahlaklı insanın tadına doyulmaz. İşte Allah Resulü'nün. Aleyhissalatü vesselam. Sahabeyle yanında kalkmıyor. Bir daha okuyayım bu rezil. Ondan sonra bir şey okuyacağım. Ezan o. Buna göre şayani hürmet olan zatlara hürmet etmiyor. Adam böyle bir kemalatı var. İlmiyle amil insan. İlmiyle yaşayan insan hürmet etmeyen kişinin bu hürmetsizliğiyle sebebi hürmet olan kamil sıfat etmedin mi? Allah ona kamil sıfat yüklemiş. O sıfatlara, o meziyetleri takdir hissi olmadığını gösteriyor. Mesela Resul'de şu sıfat var. Ben ona hürmet etmesem o sıfata, ama o sıfat havada olmaz ki böyle. Dalgalar gibi, radyo dalgaları bir insanda bulunuyor. Eylemde onda, Resul'de gözüküyor. Ben Resul'a hürmet etmem, Tahir'e hürmet etmem. Allah'ın ona giydirdiği, ikram ettiği o sıfata hürmet ediyorum. Allah verdi ya. Allah verdi. O sıfatı Allah verdi. Ben ona hürmet etmem. Allah'ın ona giydirdiği o sıfatı hürmet ediyor. Peygamberi evliyaya olan hürmet. O şekilde şey yaptı. Evet. 32. sözde. Bak ne diyor? Sebebi hürmet olan kamil sıfat ve meziyetleri takdir hissi bulunmayan, takdir hissi yok adamda. Takdir edemiyor ki. Bulunmayan sönük bir kalp ve vicdan sahibi olduğuna manevi değerlere emniyet vermeyen basitlikte olduğuna veya Enes'ini sevenler başkasını sevemezler 708 sözlerde hükmünce hissine mağlup olduğuna bir alamet göstermiş oluyor. Bu hakiki hürmetten başka kişiden zarar görmemek için zahiren hürmetkar davranmak hürmet değil tabasbustur. İfrat da bu işte. Ondan zarar görmemek veya onda menfaatlanmak için hürmet etmek. Bu tabasbustur, riyakar. Risale-i Nur'da hürmet esası milletin anarşiyle düşüp düşmemesine sebebiyet vermek gibi. Bak hürmet o kadar acayip ki.
beş tane cemiyeti, beş tane sıfat cemiyeti ayakta tutar. Bunların bir tanesi hürmettir. Eğer bir tanesi yok olursa o cemiyet o nispetle çöker. Bak şimdi onu söyleyecek. Risale-i Nur'da hürmet niye esastır? Milleti anarşilikten, toplumsal birbirine çatışmayı, kitlelerin birbirine arasındaki uçurumu, fakir ve zengin arasındaki çatışmayı ortadan kaldıran bir sebep de hürmettir. Bak diyor ki milleti anarşiliğe düşüp düşmemesine sebebiyet vermek gibi çok emniyetli bir unsur olarak nazara verilir. Şimdi okuyorum arkadaşlar. Bu beş tane neymiş? O kadar acayip bir şey. Bu millet ve vatan, tek tek okuyor. Bu millet, Necip millet, Müslüman milleti ve Türkiye vatan. Tamam. Bak bir millet, İslam milletiyiz biz. İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetindeniz, tamam mı? Bu ümmet yani millet ve vatan. Hayat içtimaiyesi, cemiyet hayatındaki ve siyasiyesi, cemiyet hayatındaki insani ilişkiler, anne baba, karı koca, hani akraba bağları, Müslümanlar arasındaki bağ ve yönetim siyaseti anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halas olmak için beş esas lazım ve zaruridir. Anarşi toplumda zannediyoruz. En büyük anarşi insanın içindedir. En büyük anarşi ailededir. Anarşi neydi? Hatırlar mısınız anarşi? Tanrı'da. Kastamonu 149'da şöyle der. Ahlakta ve hayatta. Yecüc ve Mecüc'ü anlatıyor. Yecüc ve Mecüc nedir? Ahlakta ve hayatta. Yani içsel aleminde ve cemiyette nedir o? Nedir o? Ahlakta ve hayatta o ahlaksızlık ne yapar? Zulümlü bir anarşilik, dehşetli bir fitne midir diyor. Oradan okuyun bak. 149 sağda. Burada. Yecüc Mecüc'ten daha dehşetli diyor abi. Evet daha dehşetli. Daha dehşetli. Ya. 149. Diyor ki Seddi Zulkarneyn'in tahribiyle Yecüc ve Mecüc'lerin dünyayı fesada vermesi gibi Şeriat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olan Seddi Kur'an'ın tezezzülüyle Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak Yecüc ve Mecüc millet bekliyor. Ondan daha müthiş olarak ailede ve içeride var. Bak şimdi psikolojiye gene şey yapacağım. O bir psikoloji bir tane buradan yaptım. Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş. Neymiş? Ahlakta ve hayatta. Ahlak şu. Kişinin içsel alemi. Duyguları kontrol etme. Tamam? İçsel alem. Birbirine çatışan ve çelişen duyguları. Ahlak öyle mütevazı olmak, şey yapmak, katının o değil sıfır. Ahlak huluktan gelir. Huluk. Huylar var ya huy. İstidatlar. 18 bin alemi monta edilmiş. Her alemin nihayetsiz de hissiyat var. Hepsi bizde mi? Celali ve cemali esmalar var. Bunda bir ismi bizde. Çatışıyor, çelişiyor. Birbirinin ortadan kalıyor. İşte bu hulukların dengede tutma, tutabilmek. Eylem olarak güzel gözükür. İç alemde ahlak bu. Ahlak, huy diyoruz ya huy. Nedir o? Huluklar. Huyların cemi. Yani o hislerin, bir, akılda fikirlerin, vicdanda hissin, kalpte duyguların, ruhta latifelerin bütünlüğü. Bir daha ezber söylemiyorum. Kafada, akılda fikirlerin, vicdanda hislerin, kalpte duyguların, ruhta latifelerin bütünlüğüdür ahlak. Tamam. Şimdi eve söylüyorum. Evde niçin her evde kıyamet kopuyor? Niçin huzursuzluk var? Niçin birbirini tahammül edemiyor? Niçin birbirini affedemiyor? Niçin kusuru çok izam ediyor, genişletiyor? Niçin görmezden, duymadan gelemiyoruz? Yani niye yani? Eskiden ne vardı da bu kadar aileler bir bütün içinde kalırken şimdi iki kardeş, bir karı koca yaşayamıyor. Yani ben yaşadığımı söylüyorum. Benim babam, amcalarımla dört kardeş idiler. Ve şimdi şaşıracaksınız. Dedem ve babaannem. Bir de dedemin annesi de sağdı. Benim çocukluğumu hatırlıyorum.
100 metrekare inan yok ha. 60-70 metrekare tahtalı bir ev. Dedem ve babaannem. Dedemin annesi. Ve 4 tane babamla beraber, hepsi 4 kardeş, evli. Çocukları var. Hiç hatırlamıyorum, yalan söylemiyorum. Ya kavga ya şahit değil. Babaannem bağırdığı zaman gelinlerin böyle kaçıp giderdi, şey yapardı. Ondan sonra kendi aralarına mı koyuyor? Yok, öyle de bir şey de yok. Şimdi, sebebi neydi biliyor musunuz? Olmaz olur mu? Olurdu ama çok az olurdu, unutulurdu. Sebebi şu, gönülleri genişti, yerleri dardı. Şimdi karı koca 100 metre dairede, karı koca kavga ediyor, boşanmaya gidiyor. Sebebi yerleri geniş, gönülleri dar. Gönül darlı ahlak, huy huy. Onun için evlenirken, olması var mı? Ölü var mı? Dini var mı yok? Vardım gitti. Dini sonra olur. Namazı sonra olur. Anbon var mı? Tek oturacak mı? Tek mi oturacak? Anı baba öyle oturacak. O mu? Ne? Dini var mı yok? Pansu var mı? Ölü var mı? Evi var mı? Dini var mı? Ahlakı var mı? Ondan sonra el freni çek, takoz koy. Haydi her taraf duman. Kavga. Bomba atılmış. Darmadağın. Niye? Kardeşim, dünyada bir daha söylüyorum. Ani ve fani, mekana ve zamana ve biyolojik özelliğe has olan lezzetler, zevkler var. Her şeyden daha arkada ki iman, en lezzetli şey güzel, ahlaklı insanın tadını duymaz. Onlar devamlı modeldir. Hayal ettiğin bile zaman, sen onu hayal etsen bile seni motive ediyor ya. Hayali hayali. Hayalen onu düşündüğün zaman motive oluyor. Çok acayip. Mesela ben bunu aldığım zaman çok kötü bir şey duydum veya olduğu zaman bunu alıp hemen Usta abiye hayal ediyorum. Şu böyle böyle bir hadisi ona götürmüşlerdi veya ben götürdüm, ne yapmıştı? Hiç adam cevşen okurken paskal çağırıyor, volt atmaya devam ediyordu. Ya dağlar gibi ya, fırtına esmiş, kar esmiş, şimşek çakmış, dağın umurunda değil ya. Onun için büyük, dağlar büyüktür yani. Acayip bir şey ya, sanki duymamış yani. Üstad Hazretleri 252 Kastamonu'da evlilikte birinci şart din koymuyor. Namaz da koymuyor. Ahlak koyuyor. Seciyeten diyor. Sonra diyaneten diyor. Bir yerde. Ama tesettür risalesinde 24. lemada dini birinci sıraya koyuyor. Yani bizim kenarda dursun. Ahlakı yok. Kendisiyle barışık değil. Kendisini nefret ediyorsa, kendisini sevmiyorsa seni beni sevebilir mi ya? Yok. Şimdi diyor ki, ahlakı fazla uzattım ama çok önemli. Bak, Yecüc ve Mecüc ümmet bekliyor. Ondan daha dehşetli ahlakta ve hayatta. Zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Anarşi nedir biliyor musunuz? Anarşi. Hiçbir ölçü ve kaideye tabi olmadan düşündüğü ve hissettiği gibi söyleyen ve yapana denilir. Bozguncu. Bir daha. Bu insan nasıl bir insandır? Hiçbir ölçüsü yoktur. Hiçbir kaidesi yoktur. Baktığın zaman bu adamı böyle göremezsin bir daha. Felsefenin şu kaidesi var. Niye bir şey iyidir, niye kötüdür? Menfaatı ve lezzeti varsa o iyidir. Felsefenin ölçüsü bu. Menfaatı ve lezzeti varsa iyidir. Zararı ve eylemi varsa kötüdür. Şimdi adam, mesela seni gördükleri zaman, bu İbrahim, bu Hasan, bu Tayyip vesaire. Şu adam, bunun doğruları bu, yanlışları bu. Bunu sever, bunu sevmez. Değil. Adam anarşik tipli evler, illa silah tecepeni. Kalktığı zaman sabah acayip, yatarken acayip, gündüz ortası evde acayip, garayip. İnsan mı, hayvan mı? Kah bakarsın timsah sıfatı, timsah sıfatları galip, ayı sıfatı onda. İnsanın 5 mertebesi var ya, nasıl bozuluyor? İlk önce taklit ederek maymun oluyor. Maymun. Ruhu maymun. Bedeni insan. Başka bozula bozan maymun, ikinci çakal ve tilki oluyor. Üçüncüsü? Yılan. Yılan oluyor. Dördüncüsü? Ayı. Ayı. 5? Domuz. Domuz oluyor. Lemat'ta geçiyor bunu sözler. İnsanın bozulma süreci bu.
Başkasının yürüyüşünü taklit eden, kendi yürüyüşünü kaybeden bu maymun. Evde anarşi demek, adama, kadına, çocuğa, kıza baktığımız zaman tutarlılık yok yani. Alabalık gibi. Tuttuğun zaman lap diye elinden çıkıyor. Böyle mi, böyle mi? Bu dün böyle davrandık, bugün de böyle. Hiçbir kuralı yok. Yani ne eserse onu yapıyor. Bu ahlakta anarşist. Evde anarşist. Anarşi yani, terör. O ev artık ağlamaya başlar. Ahlakta ve hayatta anarşilik ve zulümlü. Yani ahlakta dedi ya, ahlakta ve hayatta deyince anarşilik ahlakta, zulümlü bir dinsizlik de hayatın karşılığıdır. Nazm-ı Mani. Anladınız mı demek istediğim? Bak, Yecüc, Yecüc, Mecüc. Ahlakta, hayatta. Anarşi, zulüm. Bundan çıkıyor. Anladınız mı Nazm-ı Mani? Şimdi bir daha, bu millet ve vatan hayat içtimaiyesi ve siyasiyesi anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halas olmak için ev, benim derdim şu, hani öyle bir bilgi olsun diye şey yapmıyorum arkadaşlar, şimdi yarın bir dershanelerin başında olacaksınız. Tamam. Ev bir yerden gelmişsiniz, çoluk çocuk vesaire akrabalarınız var, onlara istikamet vermek, dershanede vermek adına. Bir, ilk önce her şeyde pergeli kendine koyacağız bu derste. Onun için bir, kendin. İkinci daire, münasebetler, alakadar olduğumuz aileler. Üç, cemiyet. Tamam. Şimdi bir insanın ahlakta anarşi ve zulümlü bir davranış olmaması için bu beş tane sıfat insanda hakim olması lazım. Veya bunları bilmek lazım. Ki anarşi olmayalım, anarşist. Birincisi nedir? Merhamet. Merhamet, rahmet kökünden olduğu için Rahman ismine bakar. Rahman ismi. Ezan okundu mu? Yok da değil mi? Ha, tamam, çok iyi. Birincisi merhamet. Hani var ya Sıla-i Rahim. Sıla-i Rahim farzdır değil mi? Bak, sıla demek bağ demektir. Rahim demek, Bismillahirrahmanirrahim'deki rahimin, rahimin onayladığı bağdır, köprüdür. Rahim onaylarsa o köprü, oradan yürü. Mesela mi? Yoksa Sıla-i Rahim ne olursa ne olsun akraba ile bağlı şey değil o. Yani rahimin onayladığı Müslümanlar arasında vesaire. Demek ki bu merhamet Rahman'dan geliyor, rahim değil. Merhamet. İkincisi hürmet. Üçüncüsü emniyet. Dördüncüsü haram ve helalı bilip haramdan çekilmek. Haram ve helali bilip haramdan çekilmek. Beşincisi serseriliği bırakıp itaat etmektir. Serseri nedir arkadaşlar? Serseri. Hangi sözde geçer? Serseri olduğu için, ahlaksız olduğu için sol yolu tercih etti diyor. Hatırladınız mı? Sekizinci söz. Şimdi serseri şu. Bak İbrahim. Onu yazdın mı abi? Bak abi. Şimdi hepinizi görüyor. Sen oradasın, sen oradasın, sen oradasın. Hepinizi görüyor. Eşeği de görüyorum. Serseriyi anlatacağım. Tamam mı? Şunu iteyim. Ondan sonra. Bak şimdi. Serseri. Hepiniz nispet ediyorum. Hepinizin yeri de konu benim. Şimdi böyle dönüyorum. Dönüyorum. O kadar başım döndü ki serseri. Artık bu hızlı dönmekte hiçbir şey yerinde değil. Her şey birbirine karışmış. Kıyas kim ne nedir? Ne nedir? Böyle döndüğüm zaman artık başım dönmesinden hiçbir şey yerinde olmadığı için başka şeyi de kıyas edemiyorum. Konumunu ve diğer şeyle nispet edilememe haline eden kişiye serseri denilir.
serseri, zelzele. Bak, zelzele. Ay bir tek şeydir. Sağlanmak, sağlanma devam etmesi. Zelzele. Başka? Vesves. Vesves aynı. Devam ediyor tık tık. Serseri. Dönme, dönme. Şimdi serseri dönerken eşyayı, varlığı tanımlayamamak ve başka şeye nispet edememekten çıkan bir halettir serseri. Serseri demek hiçbir ölçüsü yok. Çünkü hiçbir şey yerinde değil. Böyle nereden gideyim, nereden gidersin? Sanki hani ışıklarda durursun ya. Hani para toplan esir şey içki içenler gibi böyle abi falan diye. Serseri yani nerede duracak belli, nerede olursa olsun fark etmez. Evi yok. Yurdu yok, değer yargısı yok, hiçbir akrabası yok, hiçbir şeysi yok, hiçbir helali haramı yok bu. İşte biraz fazla durdum, serseriliği bırakıp itaat etmek, şimdi bize dayanacak. İtaat etmemek nispetinde, kutsi değerlere itaat etmeme nispetinde biz serseriyiz. Bunu dışarıya verme, bu ders bizdedir. Mesela, bendeki serseriliği anlatayım, serseri. Namaza ezan okundu. Hani ders kutsidir. Ama şunu yapayım, bunu yapayım. Başka şey örtülmüş. Yani içimizdeki o duygu, düşünceler, fikirler birbirlerine çatıştığı ve çeliştiği zaman değer yargıları, kıymetle ehemmiyeti, lüzum. Lüzum elzem. Hani çok lazım, lazım. Çok mühim, mühim. Hani tefrik edemeden ne esiyorsa onu yapan ve konuşan, estiği gibi konuşan, estiği gibi yaşayan bu serseridir. O nispetle. Yani serseri sokağa verme. En büyük serseri biziz. Yani diyeceğim. Ey sersem nefsim diyor. Ha ey sersem nefsim diyor ustad. Ne demek? Yani bu kadar doğrular varken bu ne ya senin bu pesbay hali? Ey sersem nefsim. Hep böyle ustad kendi nefsine der. Sersem nefsim. Sersem serseri, serseri yani değer yargısı dün buydu, bugün aynı şey yanlış. Lan dün doğruydu, şimdi yanlış. Bir bakıyorsun, sabah kalkıyorsun, sanki anarşist ya. Surat bir karış böyle, acayip. Yani bahane arıyor çatacak, bu, ben, ev. Böyle acayip bir şey ya, tuhaf ya, mahkuk yani. Bakıyorsun böyle, hakikaten nasıl türüyor? Şimdi şu, safariyi seyredildiği zaman safari, yani Afrika'daki hayvanlar alemi seyrettiği zaman hayvanların aleminde her bir hayvanın bir sıfatı var. Her bir hayvanın bir sıfatı var. O da bizde. Yani her bir şeyin bir sıfatı var. Nasıl sıfatı var? Ayının bir sıfatı var. Maymunun bir sıfatı var. Sırtlanın bir sıfatı var. Biziz biz. Mesela sırtlan nereden öldürür? Haya yerinden koparır. Adam kendi üşkurluğu için bir aileyi, mesut bir aileyi tarumar eder. O anda ona ne hakimdi? Sırtlanlık sıfatı hakimdi. Canlı, canlı. Canlı, hiç umurumda değil. Canlı, canlı. Bir aileyi, mesut bir aileyi yok eder sırtlan. Doğru mudur, yanlış mıdır, gavur mu dedi falan hemen taklit ediyor. Bu maymun. Bazısı yılan mesela su içer, arı da su içer, zehir akıtır, arı da bal akıtıyor. Fıtratı bozuk. Şimdi burada zevklerini keseceğim. Demek ki kişiyi, bizi farklı farklı akıl var, vicdan var, kalp var, ruh var. İsterseniz vicdanı da kalbe sokayım. Akıl, kalp, vicdan ve fiil. Dört. Bunları bir bütünleyen dörttür. Merhamet. İki. Hürmet. Üç. Emniyet. Dört. Haram, helal. Bilip haramdan çekilmek. Beş. Serseri bırakıp itaat etmek. Ne kadar serseriyim ben? Allah'ın yap dediği, hürmet ettiği yere, hürmet ettiği şeye, hürmet et dediği kadar edersem o kadar serseri değil. Ey sersem nefsim biziz. Nerede anlatıyordu bunu abiler? Bunu nereden aldın? Kastamonu 241. İşte Risale-i Nur Hayat İçtimai'ye baktığı vakit
bu beş esası temin edip hem asayişin temel taşını tespit ve temin eder. Arkadaşlar lütfen yani hep böyle derslerde ne okuyorsam hep kendimize taşımamız gerekiyor. Hep öyle yapmaya çalışıyorum. Tamam mı? Hep mesela serseriliği davranışta değil. İçim yani davranışlar, bak konuşmalar, davranışlar kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Kalp kalptir, his vicdandır. Yani kalpten ve vicdandan çıkıyor davranış. Adam mesela aklıyla pazarcı veya esnaf tartıda hata yapıyor. Değil mi? Aldatıyor. Neyle yapıyor? Aklıyla, zekasıyla yapıyor. Allah Resulü diyor ki nefsine aldanmasaydı aldatamazdı. O zaman aldatan kimdir? Aldanandır. Biliyor musun? Ne diyor? Fiilimizin kaynağı akıl değil, vicdan ve kalptir. Nasıl diyor Üstad? Hutbe-i Şami 77'de fiillerin kaynağı kalbin ve hissin. His neredeydi? Vicdanı soğan kabuğu gibi düşünün. Yani ders şey yaparken bir bilgilendirmek değil de üniversitede gaye nedir? Bilgi aktarmak değil. Doğru bilginin nerede bulunduğunun yöntemini öğretmektir. Şimdi vicdan neydi? Soğan gibi düşünürsen en dış kabuğunda irade. Gir içeriye zihin. Gir içeriye his. Gir içeriye latife rabun. His görünce kitapta vicdana ineceksin hemen. Ha? His. Demek ki usta diyor ki fiillerimiz kalbin ve hissin yani kalbin ve vicdanın temayülatından, meylinden çıkar. Mesela kalbinde meylettin derse gelmeye 10 tane sebep çıkartır kafa. Ben derse gitmeyeceğim veya ben bunu sevmeyeceğim ya. Bak, ben bu kadını, bu adamı sevmeyeceğim. Karar verdin mi? Akıl en az 10 tane sebep bulur. Ben bunu seveceğim diye meyletti mi? 10 tane sevmeye ait şey, sebep bulur. Uhuvvet Risalesi'nde diyor ki muhabbet gözü kusuru görmez. Kusuru görüyorsa muhabbet yoktur. Mecazidir yani. Mefhumum var. Bak bir daha. Kardeşim meyil kalptedir. Ben derse gitmeyi, ben seni sevmeye karar verdim mi? Verdim. Ona ait aklım diyor ki tabi sevmen lazım ya. Bir, sebepleri sayar. Mesela ben bunu sevmemeye karar verdim. 10 tane sebep bulur. Bakın, sebepler var olduğu için seviyorum, sevmiyorum değil. Bir daha. Ben bu sebepten dolayı seni sevmiyorum değil. Sevmemeye karar verdiğim için o sebepleri akıl sıraladı. Akıl öyle bir alet ki, alettir diyor. Sevgi aleti değil ki akıl. Sevme, nefret aleti de değil. Akıl şu, kalpte İbrahim'i seveceğim, niyet ettim. Gönderdim ben buna sinyali. Akıl diyor ki, hadi bana malzeme bul. İbrahim çünkü, İbrahim böyle adamdır, delikanlıdır, şöyledir, böyledir. Sebepleri o buluyor. Yoksa bu sebeplerden dolayı seviyorum değil bu. Böyle olsaydı aşıklar aklen bilir yanlış yaptığını ama o kalbindeki, vicdandaki his bırakmadığı için adam intihara kadar gidiyor. Önleyemiyor. Bir daha Risale'de geçen cümle. Muhabbet gözü kusur görmez. Kusuru sayıyorsa kusura niyet etti. Demek ki aklen onun hakkında bilgilerimiz olduğunda seviyor değil, nefret ediyor değil. Biz ona niyet etmişiz sevmemeye. Onun için sebep uyduruyor. O zaman tenkitlerin kaynağı anladık mı? Tenkit etmeye niyet edersem seni Tahir veya beni edersen vallahi 10 tane bulursun. Mesela bir misal söyleyeyim. Bir eskide CD yoktu. Kaset varmış. Bir dersi dinlemiş birisi. Ondan sonra Arnold'tu. Nasıl buldun denilince Risale-i Nur'a muarız birisi. Yani buna mı kusur? Tamam doğru anlatıyor da niye burnunu çekti? Usta diyor ruhlara ağlamak istedi. Falanca fiil sebep oluyor. Evet. Ruhları çocuklar gibi ağlamak isteyenler bahane arar. Tamam. Böyle. Şey anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kişi evi söylüyorum ve içimizi söylüyorum. Birbirimizi söylüyoruz. Ben bunu sevmeye karar verdim mi? Tamam mı? Akıl sebepleri sayar. Ben ona sevmemeye karar verdim mi? Akıl sebepleri sayar. O zaman öne çıkarttığımız sebepler gerçek sebepler değil. Ailevi sıkıntıları bana nakleden kardeşlerime diyorum ki
Mesela bir misal söyleyeyim. Eskide Zeytinburnu yıkılmadan derse geliyorlardı Hollanda'dan, Belçika'dan. Mesela ilan ediyorduk zan, vehim, vesvese, muhabbet yapacağız diye. Psikoloji yapacağız diye. O zaman geliyorlardı iki günlüğüne. Bir kardeş bir buçuk seneden beri, bak şimdi, arıyormuş bizi. Tamam, bir şekilde siteyi bulmuş. Belçika'dan, hiç unutmuyorum. Belçika'dan geliyor bakın. Bir buçuk sene, hiç unutmuyorum. Bir buçuk seneden beri bana anlatacağı ne kadar şey var. Geldi. Eşinden rahatsız. Tabii oturdu. Anlat bakalım. Madem bir buçuk sene aradın. Oradan beri geldin. Dinleyeceğim seni. Bak şimdi. Beşinci katta onu dinliyorum Resul. 21 dakikada mı dinledim? Ha? Eşini anlatıyor. Şikayet. Ha, ben ne dedim biliyor musun? Hatırladınız ne dedim? Ona ne dedim? Hastalığın teşhisi şu. Sen kendini sevmiyorsun. Onu anlatırken kendisini anlatıyor. Eşi Müslüman olduğu için bir insan. Müslüman Müslüman kardeşin aynasıdır. Orada gördükleri aynada kendisi. Onu anlatırken şikayet de kendisidir. Peki niye ona dedim eşini sevmiyorsun demedim. Sen kendini sevmiyorsun. 21 dakikadan sonra. Sen kendini sevseydin başkasını sevmek kolay olurdu. En zor kendini sevmektir. En zor kendini keşfetmektir. En zor kendini tanımaktır. Allah bile beni mi tanımak istiyorsun? Evet. Men arefeo nefse fekat arefeo. Beni tanımak istiyorsan ilk önce kendini tanı. Kendini tanıdıktan sonra Allah'ı tanımak kolaydır. Çünkü Allah'ın peygamberi var. Allah'ın kitabı var. Allah'ın mevcudatı var. Allah'ı tanımak kolaydır. Kendini tanımak zordur. Allah'ı keşfetmek kolaydır. Kendini keşfetmek zordur. Kendin zorsun. Çünkü benim kitabım yok. Benim peygamberim yok. Benim mevcudatım yok. Allah'ı bilmek kolaydır. Kendimi bilmek zordur. Allah'ı sevmek kolaydır. Kendimi sevmek zordur. Çünkü Allah mütemayizdir. Müstesnadır. Meziyeti vardır Allah. Sevilecektir. Sevilme sıfatına sahip. Ama kendimi sevecek sıfatlarım yoksa kendimi nasıl seveyim? Mesela bundan sonra kapatıyorum. Diyor ki tasavvufta bir kişi terak etmesi için şeyhini sevmesi lazım. Fenafil şeyh. Ona terak ederse fenafil resul. Sonra fenafillah. Tarikatta son mertebe fenafillah. Nurculukta ise İlk makam fenafil ihvandır. Tasavvufun sonu nurculukta baş. Nedir o? Bak şimdi. Şeyhi sevebilirsin. Çünkü meziyeti var. Üstündür. Nefis onu aldatmaz. Emsal değil. Üstün sıfatı olduğu için üstün sıfat bayılır. Sevmekte zorlanmıyor. Şeyh benden üstündür. Sevdim. Fenafil şeyh. Terakkede de fenafil Resulullah. Fenafil Resul. Resulullah tabii sever. Çünkü o peygamberdi. Benimle emsal değil ki, arkadaşım da değil. Sevmek zor değil. Fenafillah, Allah'tır tabii, Allah sevilir. Ama fenafil ihvan, siz birbirinizi sevmeniz Allah'ı sevmekten zordur. Çünkü siz emsalsınız. Birbirinizi sevmek zordur. Çünkü birbiriniz üstünlüğünüz yoktur. Fenafil ihvan, dördüncü ve son mertebedir. Ama nurculuktan ilk baştır. Fenafil ihvan, ihvanında yok olmak. Niye? Niye zordur? Emsaliz. Kusur gözüküyor. Onun için Allah'ı sevmek, Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak kolaydır. İnsan kendisini bilmesi, tanımasından kolaydır. İnsan kendisi zordur. Zordur. Çünkü bizim peygamberimiz yok. Biz peygamber değiliz. Kitabımız yok, eserimiz yok. Nasıl seveceğim ki? Keşfedeceğim, keşfedeceğim de seveceğim, tanıyacağım. İşte bu derslerle kendimi tanımaya çalışıyorum. Demek ki merhametli olacağım ben. Ha, bu ders sadece yapma. Merhametli, yani Rahman ismine mazhar olacağım. İki, hürmet olacağım. Hürmet. Üç, emniyet. Yani vefa. Yani emanet ihanet etmeyeceksiniz. Emniyet şu. Emanet ihanet etmeyeceksin. En büyük emanet ruhtur. İmandır. Hayattır. Benliktir, davadır. Ben bu davaya ihanet edemem. Etmeyeceksin. Öleceksin ama davaya ihanet etmeyeceksin. Bu emniyet. Baktıkları zaman bu budur olacak. Ondan sonra haşirede gittiğin zaman bu adam bu adamdır.
Sonra haram helal bilip haramdan çekinme gayret edeceğiz. Serseriliği bırakıp, yani tutarsızlığı bırakıp elimize metre ve kantar yapacağız. İşte bu şey yapıyor. Bundan sonra önümüzdeki perşembe buradan devam ederiz. Birkaç ders yapalım orada. Tamam. Esasat-ı Nuri'den bu oradan okudum, merak edersiniz. 23. madde böyle, bu esastır. Şimdi namaz kılacağız. Bâhir davâhu men ilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha'tıma selavat.